Hocam makat çatlağı yüzünden 10 sene içerisinde 4 defa ameliyat olmama ah rağmen, benim canım ya. Büyük abdestimi yaptıktan sonra ağrılarım devam ediyor. Sol Son ameliyatımda iç basur olduğunu, herhangi bir çatlağın olmadığı söylendi. Boğma evet. ve lazer tedavisiyle temizlendi. Şikayetlerim abdestten sonra devam ediyor. Yapılan operasyonlar sonucunda hassasiyet mi kazandı hocam? Ne dersiniz diyor. E şimdi tabii e, biz e, şunu söyleyeyim, bir şeyi fazla kurcalarsam, değil mi? Ne? Yani e, tabii ki ameliyat gerekebilir buna doktor, onu muayene eden e, tıp doktorunun görüşüdür esas olan şüphesiz. Şimdi bak bu makat çatlağı için söyleyin, mucizevi bir tedavi. Söyle bitkinin adını. Çoktan çantası hocam. Makat çatlağı için. Şey ısırgan. Evet bak şimdi. Çok insan tanıdım. Özellikle adliyede çalışan mesela savcıdır, hakim bunlar hep oturuyorlar, oturuyorlar. işleri gereği. Makattaki çatlak bir de bu iltihaplandığı zaman Hı. makatı temiz tutmak, hijyenik tutmak da çok zor bir şey. Ne yapacaksınız? İşte efendim antibiyotik sürüyorum bunu sürüyorum geçmiyor yanma yapıyor her defekasyondan sonra yani büyük abdeste çıktıktan sonra problemler yırtılma tam orası tedavi olurken tekrar çatlak gelişebiliyor. Yani burada bakın bu ısırgan bitkisi öyle bir bitkidir ki Hüseyin. Bunun içerisinde formik asit var. Formik asit. Fakat öyle bir dengede kurulmuş ki bak şimdi normal formik asiti al aman Allah'ım kanserojendir yani. Fakat burada öyle bir oran vermiş ki yaradan ilahi bir program o genetik yapısında yazılı o. Bu kadar formik asit üreteceksin bu kadar kuersetin üreteceğiz. Saponinlerden şu kadar. Bütün biyoflanoidlerin reçetesini koymuş yüzde oranlarını. Yüzlerce etken madde. Şu 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 or, Bu nerede yazılı? Genetik yapıda yazılı. Ey insan sen bunu yazabilir misin ya? Daha kendi genetik yapında ancak yüzde birini biliyorsun. Yüzde doksan dokuz e, genlerin ne işe yaradığını bile bilmiyorsun. Kaldı ki iş bitkiye kalsın. İşte burada bu formik asit Hüseyin. Bu ısırgan lapasını yapıyorsunuz. Kurutulmuş ısırgan. Yeşil, taze, yeşil ısırganı kurutun. Bundan bir avuç alın. Şu süt kapları var. İçerisine Hı. biraz su ilave edin. Bunun lapasını yapacaksınız. Beş dakika süreyle. Evet, ısırgan. Erkeği de olur dişisi dolu. şimdi ısırgan tarlasına bakarsın böyle biz daha orada da var burada önünde halbuki hepsi aynı kökten ha. onların kökleri ayrı ayrı değil hani Anadolu'da bir laf vardır e, bitkiyi çekince köküne bak derler yani o ayrı bir hmm, anlamdır bir... evet, tabi şimdi ama ısırganın ta 50 metre ilerideki ısırganla aynı kökten geliyor yer altında böyle vay, vay, vay. bunlar tabi hepsi birbirinin aynı Aynı kökte bunlar. Dolayısıyla böyle bir bitki ve homojen olarak dağılmıştır mineraller. Bu şeyde ısırganda. Neyse. Şimdi bu lapasını yapıyorsunuz bunun. Lütfen gri renkli olmuşsa, rengi gitmişse, raf ömrü dolmuşsa bir işe yaramaz. Yani raf ömrü bir yılı geçmemiş olacak. Bir avuç alın böyle dolu dolu. İşte çok az suda bunun lapasını yapın ve çok sulu da olmasın, cıvık da olmasın. Sonra bunu tülbente koyun, tam makata gelecek şekilde bunu yerleştirin. Altınıza da bir naylon serin ki oradan ısırganın suyu akacaktır tabi, yatağı ıslakmamış olursunuz. 20 dakika bekleteceksiniz kardeş. Bir gün durup bir gün yapın, bir gün durup bir gün yapın. Şimdi bu ne yapıyor? Bu oradaki çatlaktaki bütün iltihabı kurutuyor. Bu sadece formik asit bunu yapmıyor Hüseyin. Çok farklı. Çünkü içerisinde histaminler de var. Onlar da fonksiyonel. Tamam. Ve e, bitki bakın ısırgan öyle bir şeydir ki, bitkidir ki... ...kurutulduğu zaman protein oranı artar. Evet... Çok önemli proteinler var. Ama merkez üstü formik asit ve onun etrafındaki yüzde reçeteleri var. Onu yüce Allah programlamış yani biz. Bilmiyoruz onu. Ancak içinde ne var ne yok size söyleriz. Manası genetik yapısında. Fiziği dışarıda işte bunu yerleştiriyorsun. İnan kupkuru yapar o çatlağı da tedavi eder. Kurtulur gidersiniz çok insan tanıdım hukuk dünyasından yani bunları hep kime önerdiysek e, benim yani e, yani başarısızlıkla Sırf hüperin, sonuçlanan yani yok. Benim... bey ya da hanım bilmiyorum hocam 16 yaşındayım makatta yırtık var ameliyatsız geçer mi demiş az önce geçer geçer işte ısırgan Isırgan. lapası bunu söyledim bir gün durup bir gün bunu yapacaklar ve Allah'ın izliyle hiç yani.